Hazreti Hüseyin Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in torunu ve Kerbela şehidi Hazreti Hüseyin'in radıyallahu anh hayat hikayesi. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sevgili ikinci torunu. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın küçük oğlu. Şehit lakabıyla meşhur. Başına gelen acı hadiseler dolayısıyla İslam ümmetinin yüreklerini sızlatan bir yiğit. Kerbela şehidi diye tanınan bir sevgili mazlum insan. O, hicretin 4. yılı Şaban ayının 5. günü Medine-i Münevvere'de doğdu. O günün sevincine melekler de katıldı. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın doğduğu eve geldiler. Gruplar halinde ziyaret ettiler ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle tebrikleştiler. O gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi kapıda bekçi bıraktı. Kimseyi içeriye almamasını tembih etti. Meleklerin ziyareti tamamlanınca Efendimiz dışarı çıktı ve bekleyen ashabını içeriye buyur etti. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın ziyarete gelen meleklerin sayısı konusundaki sözü hatırlatıldı. Efendimiz, "Nereden, nasıl bildin ya Ali?" diye sordu. Hazreti Ali radıyallahu anh da, "Melekler grup grup geliyorlardı. Her biri ayrı bir dil konuşurlardı ve sayılarını bildirirlerdi," diye cevap verdi. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah aklını ziyade etsin ey Ali," buyurdu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sevgili torununun kulağına ezan okudu ve adını Hüseyin koydu. 7. günü Akoka kurbanı kestirdi. Aynı gün saçlarını tıraş ettirip kızı Fatıma'ya verdi ve "Ey Fatıma, Hüseyin'in saçları ağırlığınca sadaka ver," buyurdu. O da oğlunun saçları ağırlığınca gümüşü fakirlere dağıttı. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın doğumu ile ilgili Hazreti Abbas radıyallahu anh'ın hanımı Ümmül Füfat bir gece şiddetli, mihnetli ve korkulu bir rüya gördü. Sabahleyin doğruca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem in yanına gitti ve "Ya Resulallah, bir rüya gördüm ve çok korktum," dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ne gördün?" dedi. Ümmül Füfat da, "Ya Resulallah, sizin vücudunuzdan bir parçanın kesilip evime konulduğunu gördüm," dedi. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzgün yüz hayır olsun inşallah. Fatıma'nın bir oğlu olacak, sen de ona sütünü emzireceksin buyurdular. Hazreti Hüseyin dünyaya gelince Ümmül Füfat onu alıp eve götürdü ve doyasıya sütünü emzirdi. Ümmül Füfat bir gün çocuğu alıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eve götürdü. Efendimiz torununu aldı ve kucağına oturttu. Onu öptü, başını okşadı ve sevdi. Çocuk kucakta otururken Efendimizin üzerine ıslattı. Ümmül Füfat buna üzüldü ve çocuğu biraz sertçe tutup Efendimizin kucağından aldı. Çocuk ağlamaya başladı. Rahmet Peygamberi Efendimiz buna dayanamadı ve "Ey Ümmül Füfat! Allah iyiliğini versin. Sen onu ağlatmakla beni üzdün," buyurdu. İki cihan güneşi Efendimiz hiç kimsenin üzülmesini istemezdi. O Rauf ve Rahum peygamberdi. Kendi aile efradına ve ümmetine çok düşkündü. Onların sıkıntıya uğraması ona çok ağır gelirdi. Bir defasında yine torunu Hüseyin'in ağladığını işitti. Annesi Fatıma'ya, "Onun ağlamasına üzüldüğümü bilmiyor musun?" buyurdu. Ne şefkat, ne merhamet, ne edep, ne ince terbiye. Kimseyi kırmadan, incitmeden eğitmek. Derin merhametini tatlı sözleriyle belirtmek.
Allah'ım bizlere de bu inceliği ve merhameti nasip et. Amin. Rahmet ve şefkat Peygamberi Efendimiz, torunları Hazreti Hasan ve Hüseyin de anhüm çok severlerdi. Bir gün yine onları kucağında oturtup severken Hüsame İbni Zeyd radıyallahu anh gördü. Efendimizin onlar hakkında şöyle buyurduğunu işitti. Allah'ım, bunlar benim kızımın oğullarıdır. Ben bunları seviyorum. Sen de onları sev. Onları sevenleri de sev, buyurdu. Allah'ı seven Hüseyin'i sever. İki cihan güneşi Efendimiz sokakta oynayan çocuklara da selam verirdi. Onlarla ilgilenirdi. Bir gün ashabıyla bir yere giderken Hüseyin'in sokakta çocuklarla oynadığını gördü. Biraz hızlıca yürüyerek torununu yakalamak istedi. O da oraya buraya koşuyordu. Efendimiz de hem gülüyor hem de peşinden koşuyordu. Onu tutmaya çalışıyordu. Sonunda Hüseyin'i tuttu. Onun yüzünü mübarek iki eliyle sevdi ve yanaklarından öptü. Ashabına döndü ve Hüseyin bendendir. Ben de Hüseyin'denim. Allah'ı seven Hüseyin'i sever. Hüseyin torunlardan bir torundur, buyurdu. Hazreti Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhüm, efendilerimiz iki cihan güneşi Efendimizin şefkat ve merhamet pınarından doyasıya içerek büyüdüler. Dedelerinin yanından hiç ayrılmadılar. Onun mübarek dizlerinde oturarak, onun sevgi dolu gönlünden feyizler alarak yetiştiler. Etrafa nur saçan tebessümleri ve iltifatlarıyla gözlerini, gönüllerini nurlandırdılar. Onun nübüvvet nuruyla geliştiler. Gece gündüz fırsat bulunca dedelerinin kucağına koşarlardı. Bir gün Habibi Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ümmü Seleme radıyallahu an, annemizin evinde iken Cebril aleyhisselam geldi. Resildi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ümmü Seleme annemize, ya Ümmü Seleme, kapıda dur, içeriye kimse girmesin, dedi. O sırada Efendimizin reyhanı Hüseyin geldi ve birden içeri daldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin boynuna atıldı. Efendimiz onu kucağına aldı, öptü ve sevdi. Cebril aleyhisselam, onu çok mu seviyorsun, dedi. Efendimiz de, evet, dedi. Bunun üzerine Cebrail aleyhi ve sellem, iyi ama ümmetin onu öldürecektir, dedi. Efendimiz hayretle, demek onu öldürecek olanlar müminler, dedi. Cebrail aleyhi ve sellem, evet. İstersen onun öldürüleceği yeri sana göstereyim, dedi ve gösterdi. Oradan bir avuç kızıl toprak alıp getirdi. Efendimiz o toprağı aldı ve kokladı da, bu toprak gam ve bela kokuyor, buyurdu. Daha sonra toprağı Ümmü radıyallahu anh, annemize emanet olarak verdi ve, ey Ümmü Seleme, bu torunum Hüseyin'in öldürüleceği yerin toprağıdır. Ne zaman kan haline gelirse o vakit bil ki Hüseyin öldürülmüştür, buyurarak ileride olacak hadiselere işaret etti. Tasa ve bela yeri. İki cihan güneşi Efendimiz bu toprağın Kerbela toprağı olduğunu söylemişti. Kerbela Irak'ın Kufe bölgesindedir. Efendimiz bu yeri tasa ve beldi yeri diye vasıflandırmıştır. Bir seferinde Hazreti Ali radıyallahu anh Sıffin giderken bu mıntıkadan geçmişti. Fırat kenarında bir köy olan Ninova'ya gelince durdu ve burasının adını sordu. Kerbela cevabını alınca Hazreti Ali radıyallahu anh gözyaşlarını tutamadı. Sonra şunları söyledi. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gitmiştim. Vardığımda ağlıyordu. Ya Resulallah,
Seni ağlatan nedir diye sorduğumda bana, az önce Cebrail aleyhisselam yanımdaydı. Bana oğlum Hüseyin'in Fırat kenarında Kerbela denen yerde öldürüleceğini haber verdi ve o topraktan bir avuç alıp bana koklattı. Gözyaşlarım akıyorsa, bu benim elimde değil, ne yapayım, kendimi tutamadım, buyurdu. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh, ağabeyi Hazreti Hasan radıyallahu anh ile birlikte birçok seferlere katıldı. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın evini kuşatan isyancılara karşı halifeyi korumak ve evine su taşımak üzere babası tarafından verilen vazifede bulundu. Babasının halifeliği sırasında beraberinde Kufe'ye gitti. Şehadetinden sonra vasiyeti üzerine ağabeyine itaat etti. Hazreti Hasan radıyallahu anh ile Muaviye radıyallahu anh halifelik konusunda anlaşınca Hazreti Hüseyin bunu içine sindiremedi ve ağabeyiyle birlikte Medine'ye döndü. Kendini ibadete verdi. Zühd ve takva üzere yaşamaya gayret etti. Muaviye döneminde fitne çıkarmak isteyen kimselere de fırsat vermedi. Muaviye radıyallahu anh 60. yılda Şam'da vefat edince oğlu Yezid'e biat etmedi. Yezid her ne siretle olursa olsun Hazreti Hüseyin ve arkadaşlarından biat almasını Medine valisi Velid İbni Utebe'den istedi. Vali yumuşak huylu, merhamet sahibiydi. Kendisine Hazreti Hüseyin'in öldürülmesi fikri söylenince, "Benim dinimi mi yıkmak istiyorsunuz? Yemin ederim ki Hüseyin'i öldürmek suretiyle bütün dünyanın mal ve mülküne sahip olacağımı bilsem yine de bunu yapmam," diyerek reddetti. Bu haberler üzerine Hazreti Hüseyin radıyallahu anh bütün aile fertleriyle birlikte Mekke-i Mükerreme'ye gitmek üzere yola çıktı. Kifeliler Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'a biat etmek için Mekke'ye haber gönderdiler. O da amcasının oğlu Müslim İbni Akıl'ı incelemelerde bulunmak üzere Kife'ye gönderdi. Müslim bir mektup yazarak Kifelilerin Hazreti Hüseyin'e biat edeceklerini, hatta 15-20 bin kişinin biatını onun adına kabul ettiğini bildirdi. Fakat Yezid bu faaliyetleri öğrenince Müslim'i öldürttü. Halk korkudan biatlarını geri aldı. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh, bu arada geçen hadiselerden haberdar olamadı. İbni Abbas, İbni Zübeyr ve İbni Ömer radıyallahu anhüm, Hazreti Kufe'ye gitmemesini tavsiye ediyorlardı. Gerekirse Mekke'de adınıza biat alırız diyerek görüş beyan ediyorlardı. Fakat kaderki ilahonun önüne geçmek de kimsenin karı değildi. Herz, Hüseyin'in şehit edilmesi. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh rüyasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüğünü ve başladığı işi tamamlamakla emrolunduğunu söyledi. Bunun için amcazadesi Abdullah İbni Kafer'in gitmemesine dair yazdığı mektubuna da cevap vermedi. Yoldaki felilerin biatlarından caydığını ve Müslim İbni Akil'in öldürüldüğünü duyunca bir ara geri dönmeyi düşündü. Fakat kader tekrar o tarafa yönlendirdi. Kendisiyle beraber gelenlere, isteyenlerin ayrılabileceğini söyledi. Yanında sadece aile fertleri kaldı. Yaklaşık 72 kişiyle birlikte Kerbela'ya vardı. Kife valisi Ubeydullah İbni Ziyad Rey valisi Ömer İbni Sad'a bir mektup göndererek Hüseyin'in doğrudan kendisine teslim olmasını istedi. Yoksa onunla savaşmasını emretti. Her iki taraf da maalesef anlaşamadı ve savaş hazırlığına başladı. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh gerekli savaş hazırlıklarını yaptıktan sonra atına bindi ve önünde Musaf olduğu halde Ömer'in ordusuna yaklaştı. Kendisinin buraya geliş amacını anlamalarını ve hakkında insaflı hüküm vermelerini istedi. Ömer İbni Sad hiçbir şey duymamış gibi davrandı ve aldığı emri yerine getirmek üzere ilk oku fırlattı. Böylece savaş başlamış oldu. Birbirine denk olmayan bu kuvvetler arasında tam bir dram yaşandı.
Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın 23 süvari, 40 piyadeden oluşan askerleri kısa sürede azaldı. Hepsi şehit oldu. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh yalnız kaldı. Bu yalnızlıktan yararlanan Sinan İbni Enes Enaneha bir harbe attı ve Hüseyin Efendimiz'i yere düşürdü. Kendisi de atından yere atlayarak indi ve Hüseyin Efendimiz'in başını keserek şehit eyledi. 10 Muharrem 61. Hicri 10 Ekim 680 senede 57 yaşlarında iken kader onu teslim aldı. Vücudunda 33 mızrak yarası ve 33 kılıç darbesi vardı. Hazreti Hüseyin Efendimizin şehit edildiği gün Ümmü Seleme radıyallahu anh, annemize verilen kızıl toprak kan haline gelmişti. Annemiz onu kan şeklinde görünce, "Eyvah Hüseyin'im! Eyvah Resulullah'ın reyhanı!" diyerek ağlamaya başladı ve etrafa haber verdi. Bu acı haberi duyan Medine halkı feryatlara boğuldu. O gün yer yerinden oynadı. Şehitlerin cesetleri ertesi gün Gadiriye köylülerince toprağa verildi. Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin radıyallahu anhüm, Efendilerimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevgili torunları olarak hep birlikte anılmışlardır. Efendimizin iki çiçek demeti ve cennet gençlerinin efendileri sıfatıyla Müslümanlar tarafından daima sevilmiş, sayılmış ve adları çocuklara verilen en yaygın isimler arasında yer almıştır. Onlar yaratılış ve ahlak itibariyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e çok benzerlerdi. Halim, selim ve yumuşak huylu idiler. Şefkat, merhamet ve cömert idiler. Buyururlardı ki, cömert efendi olur, cimri hor olur. Bu alemde bir mümin kardeşinin iyiliğini, kendinden önce düşünen, öbür alemde daha iyisini bulur. Dedelerinin yanına girip çıkarlardı. Hazreti Hasan ve Hüseyin efendilerimiz çocuk yaşta iken dedelerinin yanına serbest girip çıkarlardı. Evde olsun, mescitte olsun o ışık kandilinden ayrılmazlardı. Sefere gidip gelen ashabı onlara hediyeler getirirdi. Dahiye radıyallahu anh her ticari seferden dönüşte eli boş dönmezdi. O nur topu sevgili torunlar buna alıştığı için bir gün Cebril aleyhisselamı da Dahiye radıyallahu anh'a benzeterek varıp ellerini koynuna soktular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahcup bir şekilde Cebrail aleyhi ve sellem'a, "Ey kardeşim Cebrail! Sizi ashabımdan Dahiye'ye benzettiler." O her sefer dönüşünde onlara hediyeler getirir deyince Cebrail aleyhi ve sellem oturduğu yerden ellerini uzatıp cennetten bir salkım üzüm ile bir kırmızı nar alıp onlara hediye etti. Hazreti Hasan ile Hüseyin sevinerek mescitten çıkarken bir dilenci gelip onlardan istedi. Onlar da vermek istediğinde Cebrail aleyhi ve sellem mani oldu ve "Ya Resulallah! O dilenci şeytandır. Cennet meyveleri ona haram iken hileyle yemek istedi," dedi. Resulullah'ın sevgili torunları böylesine cömert idi. Hazreti Hüseyin Efendimizin soyu Ali Zeynel Abidin vasıtasıyla devam etmiştir. Hüseyin Efendimizin neslinden gelenler Seyyid unvanıyla anılmıştır. Hüseyin Efendimizin başına gelen, yüreklerimizi sızlatan o acı hadiseleri gönüllerimizde hissederek devamlı onun sevgisinin artmasına ve ahirette şefaatine vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz. Amin.